Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yükselme dönemi Yavuz Sultan Selim dönemi ile alakalı soru çözümü yapacağız. İlk sorumuza bakalım. Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra yerine tahtın tek varisi olan birinci Süleyman yani Kanuni Sultan Süleyman geçmiştir. Bu durum Kanuni döneminde hangileri üzerinde etki olduğu savunulabilir. Şimdi bu bize burada neden bahsediyorum? E, Yavuz Sultan Selim'in vefatından sonra tek e, erkek çocuğu olarak Kanuni Sultan Süleyman tahta geçiyor. Yani herhangi bir taht kavgası yaşamamıştır. Merkezi otoritenin korunması. Evet tat kavgası yaşamadığı için merkezi otoritede herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Hukuk alanında önemli düzenlemeler yapılmasın. Şimdi hukuk alanındaki düzenlemeler kanuni başa geçtikten sonra yapılmıştır. Fakat daha bu süre içerisinde yani tahta geçme aşaması içerisinde bu tarz bir durumdan bahsedemeyiz. O yüzden cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. 16. yüzyıldan İslam dünyasında hakimiyet kurma idealine sahip olan her iki devletin de farklı mezhebe bağlı olması aralarındaki çatışma ideolojik bir boyut kazandırmıştır. Bu iki devlet aşağıdaki aşağıdakilerin hangisine birlikte verilmiştir. Şimdi Yavuz Sultan Selim zamanında Safavilerle yani e, Safavilerle yapılan mücadelelerden bahsediyoruz. Osmanlı Devleti ile Safaviler arasında. E, o sebepten dolayı Aralarında yani her iki devlette de Müslüman olmasına rağmen farklı mezheplere sahiplerdir. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Osmanlı Safavi. Çünkü Safaviler Şii mezhebine sahiptir. O yüzden cevabımız Denizli olacaktır. Diğer sorumuza bakalım. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Savaşı'ndan dönerken Sinan Paşa komutasındaki bir orduyu Dulkadiroğlu Beyliği üzerine yollamıştır. Hangisinin neden olmuştur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar Çaldıran Savaşı yapıldıktan sonra Yavuz Sultan Selim İran seferinden dönüşte ne yapacaktır? Dul Beyliği ile mücadele edecektir. Ve Dul Beyliği ile yapılan mücadele Turna Dağ Savaşı olarak adlandırıyoruz. Yapılan Turna Dağ Savaşı ile beraber Dulkadiroğlu Beyliği de Osmanlı himayesine giriyor. Ve böylelikle Osmanlı Devleti bütün beylikleri artık ne yapacaktır? Kendi himayesi altına alacaktır. Ve merkez otorite korunmuş olacaktır. O sebepten dolayı cevabımız Turna Dağ Savaşı olacaktır. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.